Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova'da gerçekleştirildi. Yapıcı ve oldukça olumlu havada geçtiği bildirilen o toplantının ayrıntılarını da Ankara'dan Arda Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Arda sonuç nedir? Bilgiler sende. Göksu'dun Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Moskova'ya gitti. Oldukça uzun görüşmeler gerçekleştirdi tahıl krizinin çözülmesine ilişkin. O uzun görüşmelerin ardından ilk somut adım atıldı, ilk sonuç alındı diyebiliriz. Zira Ukrayna limanlarında bekleyen Azov Concord isimli bir Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol limanından ayrılarak Karadeniz'e açıldığı ilk net sonuç alınmış oldu bu şekilde. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin Rusya'da yaptığı görüşmeler ilk meyvesini verdi. Uzun sürdü o görüşmeler ardından Türk gemisi Azov Kongort isimli bir Türk gemisi bir kuru gemisiydi bu. Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan limandan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. Peki bu süreç nasıl gerçekleşti? Nasıl ilerledi? Bu kararlar nasıl alındı? Bunların detaylarını inceleyelim öncelikle. Gıda krizinin çözülmesine yönelik Türkiye çok çok yapıcı bir rol oynuyor. Hem Ukrayna hem Rusya hem de Birleşmiş Milletlerle çok sıkı bir telefon diplomasisi gerçekleştiriyor. Dünya liderleriyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşüyor. Bu görüşmelerden dörtlü bir mekanizmasın, mekanizmanın kurulabilmesine ilişkin bir fikir ortaya çıktı. Bu kapsamda yine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı geçtiğimiz hafta içerisinde. Bir kırmızı hat kuruldu. Başlarına birer general geçti bunların Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den. Bu krizi Gıda krizinin çözülebilmesi için üç arasında bir diplomasi trafiği işlemeye başladı. Bunu müteakiben Milli Savunma Bakanlığından bir heyet dün Rusya'ya ulaştı. Ajandalarında iki önemli başlık vardı. O başlıklardan bir tanesi limanlarda bekleyen tahılların çıkması için gereken teknik e, görüşmeler. İkincisi de Ukrayna Kiev'de bulunan bir havaalanında bekleyen iki adet Türk kargo uçağının güvenli bir şekilde Türkiye'ye ulaşması için yapılabileceklerdi. Oldukça uzun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Moskova'da Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetler Moskova'daki görüşmelerinin ardından yapıcı ve olumlu bir havada bu görüşmenin geçtiği de ifade ediliyor. Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından ayrılması ele alındığı o toplantıda uzun saatler boyunca sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında görüşme yapılmasına yönelik bir anlayış da iyice olgunlaştı o toplantıda. Bu kapsamda Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafıyla görüşmeleri mütakip gelecek hafta Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesinin beklendiği de ifade edildi. Heyetin Türkiye'ye Ankara'ya dönmesinin hemen ardından önümüzdeki haftalarda bir dörtlü görüşme bekliyoruz. Biz bu görüşmeye de İstanbul'un ev sahipliği yapmasını bekliyoruz. O görüşmede Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna olacak ve bu dörtlü mekanizma gıda krizinin çözülmesi için gerekenleri adımı atmış olacak. Önümüzdeki haftalarda bu gelişmenin yaşanmasını bekliyoruz. Moskova'daki Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından ilk olumlu sonuçta alınmış oldu. Toplantının bitiminden birkaç saat sonra günlerdir bekleyen bir Türk kuru yük gemisi Azov Kongort isimli kuru yük gemisi Ukrayna limanlarından Mariupol'den ayrılarak Karadeniz'e açıldı Göksu.